Değerli Zulala TV izleyenleri, herkese merhabalar. Biliyorsunuz pandemi dolayısıyla artık herkes şehirlerden, kalabalıktan kaçmaya çalışıyor. Virüsten kaçmaya çalışıyor. Herkese bu arada sağlıklı günler diyoruz. Maske, mesafe ve temizliğe mutlaka dikkat ediyoruz. Bunu unutmuyoruz. Çok uzun zamandır hayalimde olan, aklımda olan bir şey. Karavan dünyası. Hep istemişimdir böyle bir karavanım olsun da. Hani nakit derdim de olmasın. Dünyayı gezeyim o karavanla, hayatım orada olsun. Tabii günümüz için bu mümkün değil. Daha çalışmamız gerekiyor ama denk geldi. Saray ilçemizde Ferhat Usta ile tanıştım. Ferhat Usta Tekirdağ Saray'da karavan imalatı yapıyor. 10 numarada bir çekme karavan yapmış. Sizler için istedim ki bu karavanın maliyeti hakkında bilgi alalım. Karavanın içerisinde neler var bilgi alalım. En azından belki birilerine faydalı oluruz. Biz her ne kadar bugün alamayacak olsak da bu karavanı, karavan almayı düşünenler için biraz böyle fikir oluşturmaya çalışalım. Hadi bakalım şimdi hem Ferhat Usta ile tanışalım hem de karavandan size bahsedelim. Evet, size bahsetmiş oldum. Ferhat Usta'm yanımda. Ferhat Usta'm merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim. Çok şükür. Biraz yüksek sesle konuşalım abi. Mikrofonumuz tamam. Rahat ses alsın. Seni kısaca bir tanıyalım. Kimdir Ferhat Usta? Ferhat Usta İstanbul doğumlu, büyüme Giresunlu. Sonradan buraya taşınmış. Karavan işi nereden çıktı usta? Karavan bende deprem hobisi. Ha, deprem fobisinden dolayı. Deprem'den sonra evet. Kendine yaptın, ondan sonra da ustalık olduğu için herhalde. Yaptım tabii, daha iyisini yapabilmek için bir önceki satmadım. Şimdi 5. karavan. Peki sürekli böyle çekme karavan mı yapıyorsun, motokaravan da yapıyor musun? Çekme karavan, motokaravan da yapıyorum ama çekme karavan daha cazip geldiği için çekme karavan. Şimdi evet. Beraber bir karavanın içine girelim ustamla evet. Beraber. Gel bakalım, takip et bizi, kamera sende. Bismillah. Bu karavana da ilk giren biz oluyoruz herhalde. Daha müşterisi sanırım girmedi değil mi? Girmedi. Mal sahibi daha girmedi, ilk biz giriyoruz. Işık düzgün mü bu arada? Yeterli değil mi? Tamam. Şimdi abi karavanımıza büyük bir alanımız var öncelikle. Hani özellikle iki kişinin tahmin ediyorum çok rahat içinde. Dört kişilik mi karavanımız? İki de ranzamız arkada. Ben biraz geniş olduğum için abi o yüzden bana göre böyle iki kişilik gibi geldi ama dört kişi evet ranza da var onu da tanıtacağım. Girer girmez güzel bir alan gözüme çarpıyor. Şöyle üstte bir dolabımız var. Burada mutfak tezgahımız var. Yeni olduğu için jiletinleri bile üstünde. Değerli Zulala TV izleyenler. O ocak çok iyiymiş ha. Benim evde böyle ocak yok lan. Ocak 10 numara. Buzdolabı. Kamera dön. Benim sesimle beraber takip edelim. Burada. Çocuk kilidi. Ha bak bu çok önemli bir detay ha. Hem açılmaz yolda hem de çocuk kilidi koymuşlar. Şöyle. 10 numara altında yine dolabımız var. Bunun gideri nereye gidiyor abi? Lavabonun? Sol köşede atık su. Atık deposu bidonu, var. Evet. Yani suya şey yola bırakmıyoruz yani değil mi? Ha, bak o da çok bidonu, önemli. Atık su bidonu koyuyoruz. Şimdi şuraya yine 2 4 gözlü bir dolap yapılmış. Plastik çekmeli kumanda. 10 numara. Kumandalar falan da klima mı var abi bunda? Klima var, televizyon. Vay. Var. Teyp var. Klima çıktı arkadaşlar. Şimdi burası oturmaya masa. Sanırım sadece bunların kılıfları gelecek diye tahmin evet, ediyorum. Evet, kılıflar takılacak. O da müşteri belirleyecek rengini. O yüzden ha, o yüzden şu an takmadınız. Evet. Yani müşteri nasıl talep ediyorsa ona göre evet, her renk işte, yapabiliyorsunuz. Tabii. 10 numara masa. Çok güzel perdeler. İşçilik de mükemmel olmuş. Şurada ufak bir klima görüyorum değerli izleyenler. Klimamız var. Bak klimayı da çekelim. Yine burada dolaplar her alan değerlendirilmiş. Ha bak mıknatıslı değil mi? Tabii mıknatıslı. Açılmasın diye bak ufak bir dolap yapmış buraya abi. Yine çocuk kilitli bir dolap daha. Burada da raflar. Abi çok iyi değerlendirmiş her yeri ha. Yani dışarıdan ufak gibi görünüyor ama. Şuraya gelelim. Burada bir dolabımız var. Yine çocuk kilitli. Oo burası dolap değil. Değerli izleyenler. Duşa kabin. Burası duşa kabin çıktı. Şöyle bakın. Duş da burada. Umarım net çekebiliyorsundur bu arada. Bugün eşim Feride kameramanlığımızı yapıyor. Yabancı gelini çalıştırmaya başladım. 3 bölüm çektim onu, kandırdım onu. Şimdi kameramanlık yaptırıyorum kendisine. Duşakabinin gideri de şeye gidiyor değil mi? Şurada yine o su. Söylediğiniz atık su deposuna gidiyor. Çok güzel ya. Burada bir ranzamız var. Evet, iki çocuk buradan çok rahat yatabilir. Bu tesisatımızda ne var abi şimdi? Teyp var, Bluetooth özellikli, hafıza kartlı ve elektrik kontrol sistemi. Ha. İçerisinde. Enerjiyi arabadan alıp... Kendi atıdan alıyor. Oh. Müzik gelmez inşallah, telife gireriz. Cızırtıyı duyduk, çalıştığını duyduk, yetiyor biz abi. Müzik çalınca telife giriyoruz. 10 numara aydınlatma da var, böyle daha güzel gözüktük galiba. Çok iyi. Şimdi bir de burada... Şu an aktif. O televizyonumuz var ha. Girerken fark etmiyor, döner bir şekilde.
Her tarafa yenge filan. Aman çıktı sandım bir yana baktım. Oynar. Hem dışarıdan hem içeriden izleyebilmek için. Çok iyi. Anten de var yukarıda. Çanak anteni üstünde. Abi muazzam bir şey olmuş ya. Peki çocuklar burada yatacak. Ebeveynler nerede yatacak abi? Şimdi yatağı göstereyim size. Kamera gelsin böyle. O yatağa mı dönüşüyor orası? Tabii burası yatak. Şu an yemek masası. Bunu alttan vurduğumuzda. Oo. Aha anında yatak oldu. Kumaş birleşik olduğu için bir seferde yatacak bunlar zaten kendi kendine. Vay be. Bu şekilde 140 santime 225 santim yatak. Yani orijinal yatak ölçüsüne döndü herhalde tabii, değil mi? Tabii tabii. Çok iyi. Çift kişilik yaylı standart yatağı koyuyorsunuz üstüne. Aynen. Yok sünger üzeri rahat. 10 numara. Doğru. Ekstra yatak koymaya da gerek yok. Yok gerek yok. Aynen sünger. Abi çok güzel ya. Kutu gibi yemin ediyorum var ya. Bunları tekrar katladığımızda. Tabii bunlar kumaşla biri olacağı için. Hı-hı. Tek seferde katlanacak. He. Anladım. Şuradaki kulpundan. Arada da herhalde bir dikiş atacaksınız ona. Tek parça. Oo kumaşla. Altta. Baza, baza abi bu ne ya? Yatak yorgan yığmak çok için. İyi. Evet. Şöyle bir kolu var bunun. Yatak yorgan yığmak için. İkisinde de tabii aynısı. Öbüründe de var. Tabii ki. Depolama alanları mükemmel. Akıyı koyacağız. Yani. Hem aküyü buraya bırakacağız. Tamam. Hem yatağı yorganı buraya bırakacağız. Çok güzel. Anlat bakalım, beğendin mi? Evet, güzel. Alalım böyle bir karavan. Olur bir dahaki seferine. Klima mı? Klima. Hem sıcak hem soğuk. Ustayla bir pazarlık yapalım bakalım. Annene söyle bize bundan alsın. Yok, daha ne lan? Güzelmiş, baksana. Evet değerli Zulana TV izleyenleri, şimdi kısaca karavanı size tanıtmaya çalıştık. Hem dış görüntülerini paylaştık hem iç detaylarını paylaştık. Tabi geldik şimdi bir tabir vardır bizim Trakya'da, zurnanın zırt dediği yere. Şimdi Ferhat Usta, böyle bir karavan istesem bu karavanın bana maliyeti nedir abi? Öyle 4 kişilik bir full karavan istediğinde 35-40 bin TL arası. 35 bin 40 TL. Oo çok iyi bir yani eski fiyatlarla 1 artı 1 daire fiyatı gibi bir şey. Ama bu full gördüğüm kadarıyla yani klimasına var. Evet. Klimasından televizyonuna bütün her şeye var. Yani bunu aldın abi evinle beraber rahat rahat geziyorsun. Yani sadece evet. 7/24 yaşam sürülebilecek bir karavan evet, çünkü bu. Evet. Peki bunun izni olması gerekiyor mu? Trafik şartları nedir tabii, bunun? Bir ruhsatı var mı? Tek tingillilerin O1 belgesi var. Ruhsatsız olarak geçiyor ama O1 belgeli. Olması gerekiyor. Eğer çift tingil daha uzun. Yani 5,5-6 metre olursa bunlara da O2 belgesi ve ruhsat
gerekiyor. Sadece ruhsat olursa da 2 yılda bir muayenesi var. Hiçbir vergisi falan yok bunda. Evet, sigorta olayı falan motokaravanlardaki gibi var mı? Var. Aracın arkasına ek olarak sigorta yaptırabiliyorsun. Hı. Yani bunu sizden teslim alırken bu masraflar içinde mi? Tabii hepsi içinde. Hiçbir şey diyelim 35 ya da 40 bin hani istenilen neye anlaşıldıysa, malzemeye göre. Çünkü seçenek kullanabiliyoruz değil mi? Atıyorum tabii. Hani ben masayı şöyle istiyorum. Yani iç dizaynda... Tabii bu tamamen müşteriye ait bir şey. Yani ben bu resimdekini istiyorum dediğimde onu yaparız. Yani kapıyı arkadan değil de önden yaparız. Konseptini arkaya taşıyabiliriz. Her türlü hani bu bir standart tasarım değil. Değil. Kişiye özel yani tasarım yapıyorsunuz. Değil. Peki... Minimum oranlarda, hani bizim gibi fakirler için, minimum böyle bir karavana sahip olmak isteyen, biz diyelim ki abi lüksten kaçıyoruz biz. Yani ufak tefek bir yatırımla hani doğayı gezmek istiyoruz, bir karavana da ihtiyacımız var. Gece çadır istemiyoruz da, daha güvende hissettiğimiz için kendimizi ufak çaplı bir karavana ihtiyacımız. Minimum hani en ufak, yok ha kardeşim, hani arabanın arkasına bağlayıp çekeceğin en ufak karavana yapman gereken yatırım nedir abi sence? Şimdi karavanlar kişi kişi değişiyor. Şimdi 4 kişilik olduğu için biraz daha büyük ve geniş. Hı hı. Ama 2 kişilik hızlı gideyim derseniz 3,5 metrelik ya da 3,10'luk bir karavan tercih edersiniz. Bunun da maliyeti 15 ile 20 bin arası. Yani bunun içinden klimayı çıkartırsanız, TV'yi çıkartırsanız bu rakamlar düşecektir. Minimum 15 bin gibi bir rakama ihtiyaç var. 15 bine de karavan sahibi olabilirsiniz, 60 bine de. Karavan sahibi olur. Kişi kişi değişiyor. Peki karavan almak isteyeceklere önerin nedir? Neye dikkat etmeleri lazım abi karavan alırken? Karavan alırken içinde isterse buzdolabı TV'si olmasın ama freni olması olmazsa olmazıdır. Bunun kendine has fren sistemi mi? Kendine has ön tarafı tabii freni var. Araç frene bastın da bu da frene basar arabayı itiklemez. Ha arayı özel bir şekilde arabaya mı bağlanıyor? Kampana freni tabii yok. Önüne yaptığımız mekanizmada onu da gösteririz. Araç frene bastığında karavan 5 santim daha gelince frenlerini açıyor. Ha. Ve bu araba itmiyor, kazaya sebebiyet vermiyor. Bak o çok önemli bir olay. Şimdi yani... özel karavan yapan arkadaşlar buluyorlar sağdan soldan bir dingil. Hı hı. Ucuna bir katlin takıp karavana çevirmeye çalışıyorlar ama bu karavan hafif diyorlar, 750 kilo diyorlar, araba itmez. Ama mıcırlı virajlı bir virajı bayırı düşünürsek eğer bu araba kendisi kayıyor zaten. Bak o emniyet için çok önemli. Az önce çektim orayı ben de o demirin olduğu yer. Hareket etti. Ben fark etmedim mekanizmayı orada. Anlamadığım için işte. O mekanizma hareket edince arkadan el fren balatanı geldi ve karavan frene basıyor. O zaman bu çok o konuda da güvenli bir karavan. Tabii ki. Yani şimdi karavan. Karavanın hafif deyip de arkasına kimse gezdirmesin. Yani 400-500 kilo bir yük bile aracı itikler. Allah muhafaza kazaya sebebiyet ver. Katlanma olur. Yani ya yani, bir de şu var çünkü her arabanın fren sistemi kendine göre tasarlanmış. Yani ekstra bir hadi diyelim ki 4 kişinin işte 80-100 kilodan hesaplansa hani insanlarla beraber 300-400 kilo belki ekstra bir fren sistemi olabilir ama arkaya dediğiniz gibi 600-700 kiloluk bir karavana dayatacak kadar da bir fren sistemi yoktur. Peki şu karavan için konuşuyorum abi. Bunun için nasıl bir araca sahip olmamız gerekiyor? Bunun için 1.4, 1.5, 1.6 bir sedan. Statüm olan hiç fark etmez. Bunu 1.3 bir motor bile çeker artık. Kendi tekerleklerin üzerinde geldiği için arabaya bir kahrı yok. Ha bir otomobil bunu çok rahat çeker. Çok rahat. Otomatik vites de çeker, manuel de çeker. Oo yani 4x4 ya da kamyonet tarzı bir şey gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Peki Instagram hesabın var mı abi? İnsanlar sana nasıl ulaşsınlar? İnsanlar bana numaramla ulaşsın. Tamam telefon numarasını yazalım. O zaman Ferhat Usta'nın telefon numarasını yazalım arkadaşlar. Ferhat abi bizi ağırladığın için, bilgi verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Eyvallah. İnşallah bir sonraki üretim sürecinde daha erken haberleşirsek abi. Yapım aşamasını da çekmeyi çok isterim. Çekelim. İnsanlar en azından nasıl malzeme kullandığını, nasıl ürettiğini. Son bir sorum olacak. Bunun ömrü ne kadardır abi? Ben onun ömrünü 15 sene, 20 sene diyebilirim. Rahat çünkü gider diyorsun yani. Bunlar sandviç paneli dışarıdan sağcıdır. Arası sıkıştırılmış poliüretan köpüktür. Yani bu strafora falan benzemez. Tamamıyla kaburgası o malzemedendir. İçeriden dışarıdan boyalı bir malzemedir. En az 15-20 sene arkana bakma. Bakımını yaptığın takdirde. Yani zaten ben antipasını boyasını atarak yaptığım için gözüm arkada değil. Peki Ferhat Usta çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Değerli Zulala TV izleyenleri bugün dediğim gibi en büyük hayallerimden biri karavancılık aslında. İnşallah bir gün bize de nasip olur. Biz de Ferhat Usta'ya deriz ki Ferhat Usta bize 2 kişilik bir karavan yap. Biz artık işi gücü bıraktık abi. Sadece gezeceğiz YouTube'a Zulala TV'ye video çekeceğiz. Bize bir tane video karavanı lazım diye inşallah bir gün geliriz. Siz de videonun altında koyduğum numaradan Ferhat Usta'ma ulaşabilirsiniz. Gerçekten geldim gördüm. 10 numara işçiliği var. Tertemiz bir ürün çıkarmış ortaya. Karavan dünyasına da buradan selam olsun diyelim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere.